Çağatay gitti mi? Aha gitti. Ve senin ilk söylediğin şey bu öyle mi? Çağatay bak ben açıklayayım sana. Yalnız nasıl yaparsın ya? Ya bak gerçekten ben senin ilgini çekmek için yaptım. Yani belki beni kıskanırsın diye. Yani seni kaybetmemek için aslında hepsi. Beni kaybetmemek için gerçekten çok teşekkür ederim ya. Beni kaybetmemek için günlerdir gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun. Ya sen şimdi böyle söyleyince çok kötü tınlıyor ama aslında... Yalnız bırak şimdi ya. Ben adamı bulmasam, karşına dikmesem yalanlarına devam edeceksin. Hayır vallahi içim rahat değildi söyleyecektim hiç sana. Hiç öyle gözükmüyordun ama. Ya Çağatay bak sen beni de anla lütfen ya. Annenle ayrı uğraşıyorum, babanla ayrı uğraşıyorum. Şayka ile Ender şeytanları zaten bana düşman olmuş, benimle uğraşıyorlar. Ya bir sürü stresim var şimdi, bir de seninle aram bozuldu. O yüzden yani. Bütün bunlar var diye sen streslisin diye gidip oyuncu buluyorsun öyle mi? Ya bak bu yalan da değil. Bu basbayağı senaryo yazıp oynamak. Ben bundan sonra sana nasıl inanayım, nasıl güveneyim? Çağataycığım olur mu öyle şey ya? Ya lütfen böyle söyleme, ben seni çok sevdiğim için yaptım. Yıldız çok sağ ol ya, gerçekten sevgin için çok teşekkür ediyorum. Bak sen durumun ciddiyetinin farkında değilsin. Şu anda bile kafam sorguluyor. Bana söylediğin her şey doğru muydu acaba diye. Saçmalama Çağatay, ben sana başka bir yalan söylemedim. Yıldız ben sana nasıl inanayım bundan sonra?